Ve sevgili izleyiciler, HDP kapatılsın kampanyası devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sevgili izleyiciler başlatılmıştı bu kampanya ve kampanyaya destek her geçen gün artıyor. Şimdi kampanya imza veren isimlerden biri var telefon attığımızda. Ressam Süleyman Karakul. Sayın Karakul, hoş geldiniz Haber 16'ya. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta başladı kampanya ve Meclis Eski Başkan Vekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın çağrısıyla başladı ve günden güne kampanyaya ilgi artıyor, destekler devam ediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kampanyayı? Şimdi kampanya elbette ki zorunlu bir adımdı bana göre. Tabii bu yeni bir şey değil. Benim bildiğim kadarıyla daha önce de buna benzer girişimlerde bulunuldu bu kampanyaya ilişkin siyasi partiler tarafından ama şu anda artık bugün için zorunlu bir hale geldi HDP'nin kapatılması ile ilgili durum. O nedenle bu açılan kampanya yerinde. Hı hı. Zaman bakımından da zamana da uygun bir kampanya olarak görüyorum. Evet. Peki sanat dünyasının bu kampanyaya desteğini yeterli görüyor musunuz? Sanat dünyasında maalesef yeteri kadar duyarlı bu konuda göremiyorum. Nedeni şu. Şimdi özellikle sanat içerisinde, CHP odaklı bir şey var, esen bir rüzgar var ve malum CHP de HDP ile yakın bir ilişki içerisinde olduğundan birçok sanatçı arkadaşımız bu etki altında kalarak kendi iradesine sahip çıkamıyor ve gerçek atması gereken adımı da atamıyor bu anlamda. Duyarlılığım biraz da bu konuda bu kaynaklık olarak kalındığı düşüncesindeyim. Şimdi bir yandan sınır ötesinde bir yandan yurt içinde operasyonlarımız da başarıyla devam ediyor. Dün yine bir operasyon gerçekleştirildi. Önemli bir operasyon gerçekleştirdi Irak'ın kuzeyine. Şimdi baktığımız zaman terörle ilgili sorunlarımızı ne ölçüde çözebildik sizce? Şimdi terörle ilgili sorunlarımızı maalesef tek kaynak olarak çözmeye çalışıyoruz. Yani asli odaklı olarak ordunun bu konudaki tabii durumu yerinde ve güçlü bir şekilde mücadele veriyor teröre karşı. Fakat bunun yanında tabii ki silah ile çözme konusunu silahla çözmek tek başına yetmiyor. Bunun çeşitli adımların atılması gerekiyor. Ekonomik, sosyal, kültürel adımların da atılması zorunlu. Bu anlamda bence tüm siyasi hareketlerin ve partilerin özellikle bu konuda hemfikir olarak teröre topyekun bir mücadele ile birlik sağlaması gerekiyor bence. Tabii bunun da şu andaki konum itibariyle bakarsak da ordunun vermiş olduğu kararlı mücadele tabii ki büyük bir darbe vurdu terör örgütüne. Ama dediğim gibi bunun kalıcı ve kesin çözümü anlattığım gibi bütün siyasi partilerin ve çevrelerin bu konuda hemfikir olması ve birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim Sayın Karakul. İyi ki katıldınız Haber 16'ya. Rica ederim. İyi çalışmalar diliyoruz size. İyi yayınlar diliyorum Çok ben sağ olun de. Efendim.